Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen tüm yurttaşlarım. Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim. Bunlarla topluma gidenleri, bunlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şey yok. Ama benim ne vicdanım, ne karakterim, ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem. HDP'nin kapatılması için... Bunları dinleyelim. HDP'nin kapatılması için bir girişim olacak mı? Türk'te parti kapatmak ayrı bir şey. Suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı. Ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. Bize CHP Genel Başkanı hak, hukuk, adalet diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onları da yargı kararını vermesin. Efendim saldırıyla ilgili bir yorumunuz oldu sosyal medyadan ama bir geçmiş olsun görüşmeniz olacak mı? Daha niye yargı şey yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı gelmeyin, özellikle bir Türkiye İttifakı açıklamanızdan sonra bu saldırının gerçekleşmesi zamanlaması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye İttifakı saldırıya çağrı mıdır? Yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. İşte PKK'yla hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'deki siyasi partiler kol kola veriyorlar. Kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin? Bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Değil mi? Yani bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak yani hangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim diyor. Dua yapacaksam duamı yerinden yaparım. Olay bu kadar basit.